Asgari ücretin 384 dolar üzerinden hesaplanması gerektiğini savunan Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, bugün 384 dolar neyse onun karşılığı da belirlenmeli dedi. Asgari ücret Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi minimum 384 dolara tekabül etmeli. Bu 384 dolar ne ise bugünkü asgari ücretin olması gereken rakam bu olmalı diyoruz. Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında çalıştıklarını ve bazı doktorların istifa ettiğini aktaran Karadağ, sağlık konusunda Alanya'mızda çok ciddi olaylar dönmekte. Bir takım yapılanmalar var. Bir an önce hükümetin sağlık konusunda çok ciddi tedbirler alması gerekmektedir dedi. Gerçekten sağlık konusunda Alanya'mızda çok ciddi olaylar dönmekte. Çok ciddi bir takım yapılanmalar var ve yine sağlık çalışanlarının bu zor şartlar içerisinde en az 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesi ve 3600 ek göstergeyle beraber sağlık çalışanların biraz daha rahat bir şekilde görev yapmaları temin edilmeli. Doktorlarımız biliyorsunuz zaman zaman istifa etmekte ve fiziki bir takım ortamlar devlet hastanesinde şartları zorlamaktadır. Bir an önce gene merkezi hükümetin sağlık konusunda çok ciddi tedbirler alması gerekmektedir diye düşünüyoruz. Karadağ, Alanya Belediyesi'ne kaçak bir otel hakkında soru önergesi verdiklerini ve bu sorulara net bir cevap alamadıklarını aktardı. Bir önceki belediye meclis toplantısında bizim belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ve Millet İttifakı ortaklarımızla beraber belediyeye bir yazılı soru önergesi verdik. Bu önergede Gazipaşa Alanya sınırındaki bir otelin kaçak olduğu ve bunun ruhsatının olmadığı konusundaydı. Ama ne yazık ki şu ana kadar tatmin edici herhangi bir cevap gelmedi. Geçen gene bir cevap şeklinde bizim meclis üyemize belediye başkan yardımcısı tarafından bir açıklama geldi. Ama kesinlikle tatmin edici değil. Bizim sorduğumuz soruların kesinlikle cevabı şeklinde değildi. Buradan ben belediyenin bir an önce Alanya'daki kaçak yapılar konusunda tedbir alınması ve özellikle de yazılı önerge olarak verdiğimiz bu tür sorulara yine bir yasal cevapları bekliyoruz. Alanya Belediyesi'nin etkinliklerini beğendiğini ve etkinliklerin her sene devam etmesi gerektiğini vurgulayan Karadağ, Alanya Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Noel Pazarı doğru bir karardır dedi. Alanya Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Noel Pazarı bence doğru bir karar idi. 11.si düzenlenen Noel Pazarı'nın ben bundan sonraki yıllarda da mutlaka yapılması konusunda bir hazırlık olması gereklidir diye düşünüyorum. Aynı zamanda kitap fuarı da 3.sü tertiplendi biliyorsunuz. O da ciddi ve güzel bir eylemdi. Bu konuda belediyeye de teşekkür ediyorum ve bunun devamını diliyorum arkadaşlar. Karadağ, ülkemize gelen aşı şişelerinin üzerinde neden Çince yazıyor diye sordu. Biliyorsunuz gene bir bakanımız ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'na dezenfektan diye hem fiyatı çok yüksek hem de kendi şirketi üzerinden bir satışı söz konusu. Bu tespit edilmiş bir rakam. Şimdi acaba diyoruz biz yine bu aşı konusunda da yine acaba bir takım kişiler rant mı sağladı? Neden Çince o bir aşı şişesinin üzerine Türkçe açıklayıcı bir şey yapıştırmak çok mu zordu? Ve bu konuda da devletin açık ve şeffaf bir şekilde nasıl olduğu, nereye, ne şekilde olduğunu açık bir şekilde halkımıza duyurması gerekmektedir diye düşünüyorum.